kendinden önceki sesleri hiçe sayarak Munzur dağlarının eteklerinde, bundan 7.000 yıl önce Gamaka diye bir ses yükseldi ve aynı ses burası artık Hitit yurdudur diye haykırdı. Dağlarda yankılanan ses. Tuşba'dan Urartuları, çok geçmeden Medleri, hemen ardından Persleri ve nihayet Romalıları davet etti. Birçok uygarlığın nefes aldığı bu topraklara. Hititler Tuzumina, Romalılar Lustinyanopolis, Türklere emanet edildiğinde Evliya Çelebi bir mübarek belde, şehri şirin Kemah diye seslendi. Doğu Anadolu'nun yukarı Fırat bölümünde yer alan, göz alabildiğince dağlarla kuşatılmış, rüzgarların şarkı söylediği, efsanelere, destanlara konu olan, edeple, sevgiyle yoğrulan bu topraklarda, medeniyetler tarihe imzalarını atabilmek, hükümdarlar ise şehirlerini savunabilmek için kaleler inşa ettiler. Zamanın sırrını koruyan, geçmişin sesleri surlarında yankılanan bu şehir muhafızları şimdilerde, her ne kadar önemini yitirse de, taşları arasında barındırdığı birçok hikayeyle bizleri beklemekte. Bunlardan biri de binlerce yıl öncesinin izlerini taşıyan, uzun bir zaman şehri korusa da maalesef bütünlüğünü koruyamayan, Anadolu'nun en eski ve doğal kalelerinden olan Kemah Kalesi, milattan önce 200'lerde yapıldığı tahmin edilen kale, Arsak krallıklarından izler taşımakta. Bizans döneminde Ani Darana, Arap döneminde Berberi olarak adlandırılsa da Yavuz Sultan Selim ile günümüzdeki ismini almıştır. İhtişamıyla göz dolduran kalenin surlarından uçsuz bucaksız vadiye baktığınızda doğanın yeşil kalemiyle gri kayalıklara çizdiği mucizeyi göreceksiniz. Burası Kemah gezinizin en fantastik kısmı olan ve azimle öfkeli kayaların kalbinde kendine yol açan Karasu etrafında ise Sultan Melik Türbesi dikkatinizden kaçmayacak. Kemah'a geldiğinizde kalbinizi kaplayan manevi huzuru hissedeceksiniz. Birçok türbeye ev sahipliği yapan şehrin sokaklarında taş evlere çarparak dağılan ince bir Allah Allah nidası kulaklarınızı çınlattığında biraz şaşırabilirsiniz. Bu nidaları takip ederseniz eğer, gözünüzü Karasu'yu izleyen bir kayanın üzerine inşa edilmiş Melik Gazi türbesinde açacaksınız. Anadolu'yu Türk yurdu yapmak için çaba sarf eden binlerce kahramandan birinin ebedi istirahatgahına hoş geldiniz. Sultan Melek, gerçek ismiyle Sultan Melik. Selçuklu hükümdarı Alparslan'ın Anadolu'nun fethiyle görevlendirdiği Kemah'la birlikte Erzincan, Divriği ve Şarki Karahisar bölgelerini alarak Mengücek Beyliği'ne zemin hazırlamış, Sultan Melik'in mumyası ve 5 mezar bulunmakta. Dualarla veda ettikten sonra mutlaka ziyaret etmeniz gereken bir başka mekan da 3 kitabesi olan Çarşı Mahallesi'ndeki cami, ahşap ve taşların muhteşem ahengiyle vücut bulan cami. 1450'de Emirgül Abi Bey'in adına yaptırılmış. Cemaatle can bulan ihtişamlı kubbeleri, göğe doğru yükselen minareleriyle duaları semaya yükselten camiler. Ruha şifa, ilahi aşka rızadır. Mimari birer şaheser, zarafetin nadide örneği olan bu camiler, zamana inat sükûnet içinde kapılarını sizler için aralamış bekliyorlar. Öykülerinin hayal gücünüzle sınırlı olduğu Kemah'a gelirseniz eğer, doğanın kucakladığı coğrafyalarda gezgin olmanın verdiği özgür hisle, şehrin sessiz öyküsünü dinleyip, tarihin devasa galaksilerine misafir olabilirsiniz. Doğa ve tarihin iç içe olduğu binlerce hikayeyi heybenize doldurduğunuzda, kendinizi yeniden keşfedeceksiniz. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.